Reklam arasından sonra tekrar sizlerleyiz. Rüya Hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Özel eğitim ve terapi süreçlerine başvuru nasıldır? Evet. Şimdi burada eğer bebeğiniz veya çocuğunuz farklılıkları sezinlediniz, bir doktor takibindesiniz, bir tanınız var veya değilsiniz ama bir tanınız da yok. Ama yolunda gitmeyen de bir süreç var. Annelik içgüdüsü bir şeyler söyledi size. O da olabilir, çevre faktörü olabilir, okuldan bir öğretmen yönlendirmesi olabilir. Hı hı. Tüm hepsini düşünelim. O zaman biz terapistlerin ve eğitimcilerin kapısını çalabilirsiniz. Şurada sadece dikkat edilmesi gereken bir alan var. Biz eğitimciler ve terapistler tanı koyma yetkisine sahip bireyler değiliz. Bunun altını çizelim. Tanı koyma yetkisi uzmanlarımızın, doktorlarımızın ve hekimlerimizindir aslında. Ama orada sadece tanılanma süreci gerçekleşir o odada. Bizler süreci bütüncül olarak bakarız. Tanıdan sonra yine eğitim gereksinimi de sizler varsınız. Tabii ki, tabii ki tanıdan sonra. Burada anaokul süreci başlayacak, eğitimler başlayacak, yoğunluğu ona göre karar verilecek gibi bir sürü süreçten geçeceğiz burada şimdi. Asıl devreye giren kişiler önce bizleriz. Neden? Çünkü önce çocuklarımızın yapılandırılmış ortamda öğrenilmeye ihtiyacı var. Bizlerin kendi çocuklarımızı hatırlayalım. Parkta, bahçede, orada burada gezerken doğal ortamımızda öğrendik. Annelerimiz, babalarımız bizi karşısına alarak işte bu kırmızı renk, bu kalem, bu bardak diye öğretmedi. Evet. Biz doğalında öğrendik bu süreci. Çünkü normal gelişim gösteren bir birey statüsündeydik bizler. Şu an ama bu mümkün değil, değil mi hocam? Ne yazık ki. Eğer özel gereksinimli bir çocuksa, ayrıcalıklı bir bireyse, öğrenmede güçlük çekiyorsa o zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki o akranlarının arasında sıyrılacak, yani geride kalacak. Biz bunu bir süreliğine terapi süreçleriyle yapılandırılmış bir ortamda, terapi odasında birebir ilgiyle programlarının çıkmış şekilde öğretelim. Önce bu beceriyi o çocuğa kazandıralım. Bu beceriyi kazandırdıktan sonra çocuğun anaokul süreci başlamışsa veya AVM'de bir sorun yaşıyorsa veya kan aldırmakta zorlanıyorsa, bakın hayatın her alanından bahsediyorum ben size. Buralara el atmamız gerekiyor. Yine ailesiyle birlikte destek vermemiz gerekiyor. Öğretmenleriyle birlikte görüşmemiz gerekiyor. Ve süreci asıl benim o yapılandırılmış ortamda öğretmeye çalıştığım beceri genellemiş mi diye bakacağız. Hayata katabilmiş mi? Toplum normlarına göre o seviyeye gelebilmiş mi? Ama genelleyemezse, hala dışarıda kalan bir vaka gibi gözükürse hala destek. Evet, hala destek. O zaman benim daha sonraki soracağım soru aslında bu. Terapi süresi ne kadar olmalı? Evet. Sorusunu size iletecektim. Hı hı. Ama siz diyorsunuz ki... Bunu da açalım yine. Tamam hocam. Şimdi buradaki terapi sürecinin yoğunluğu ne kadar olmalı derken aile şöyle geliyor. Bir grip gibi düşünüyor. Hemen iyileşsin. Evet. Hocam 3 ayda biter mi? Bitmez. Keşke elimde böyle sihirli bir değneğim olsa da bunu söyleyebilsem, bakın çok açık yürekle söylüyorum. Ama böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Böyle bir şey söyleyen bir yerle, bir kişiyle de karşılaştıysanız lütfen oradan uzaklaşın. Evet. Evet, ne yazık ki. Çok haklısınız. Umut satmıyoruz biz. Evet. Süreçte bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Yani... Biz evet çocuğumuza bir beceri kazandırmak için uğraşıyoruz. Hedeflerimizi alıyoruz, ortamımızı hazırlıyoruz, materyallerimizi oluşturuyoruz. Ama bir de çocuğun alması var. Her bireyin bir algısı, potansiyeli var çünkü. Farklı. Evet. 6 ay olabilir, 1 sene olabilir değil mi hocam? Yaşam boyu olabilir. Çünkü bu 0-3 ayda oyun terapiyle başladım. 0-6 yaş aralığında sonra... Gelişim basamaklarını çalıştım. 7-12 yaşta ilkokul becerisine akademik ve okul becerileri çalıştım. Sonra ergenlik çıkabilir karşıma. Evet hocam. Bu eğitimler çok güzel. Söylediğiniz gibi farkında olmak, çocuklarımızı desteklemek. Bir de şu soruyu sormak istiyorum. Devletin desteği oluyor mu bu eğitimlerde? Eğer çocuğun bir raporu tanısı varsa evet. Yoksa özel eğitimlere mi giriyor? Yoksa özel. Yoksa özel maalesef. Yani çocuklar iyi olsun, evet ailenin zaten maddi getirisi varsa, bütçesi buna uygunsa mutlaka evladını destekleyecektir. Ama benim için önemli olan maddi gücü olmayan ebeveynler için. Bu süreç biraz daha zor. Sponsorlar, destekler, yardımlar gibi. Çünkü niye? İlkokul sürecini düşünelim. Bir çocuk günde 5-6 saat okulda diyebiliyoruz. Sabahçı, öğlenci ya da yarım gün, tam gün şeklinde. Bizim özel çocuğumuza geldiğimizde ne diyoruz? 40-45 dakikalık Bakın 40-45 dakikalık bir terapiden ve koskoca haftada 2 seanstan bahsediyoruz. Evet. Yani bir çocuk bile bir günde 5-6 seans okulda ders alırken bizim özel çocuğumuz çok daha kısa süre. Kısıtlı. O yüzden bunun yoğunluğunu arttırmak gerekiyor. Yarım gün eğitim veren kurumlar var, tam gün eğitim veren kurumlar var, seanslıklar var gibi, bunun yoğunluğunu arttırmak gerekiyor. Çok derin bir konu. Maalesef. Yine az önce Şafak Hocama söylediğim gibi kalplerimiz engelli olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Yeliz Sağıral'la Biz Bize'den şimdilik bu kadar. Programımız bilgi verme amaçlıdır. Lütfen kesin tanı ve tedavi için doktorunuza başvurunuz. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.